Bilim insanları uzay sinyallerinin gizemini çözmüş olabilir. Ocak ayının ilk günlerinde Kanada'daki devrim niteliğinde yeni bir teleskop dünyaya derin uzaydan gelen 13 yeni sinyal tespit etti. Bu evrende yalnız olmadığımız anlamına mı geliyor? Hadi öğrenelim. Ama önce abone ol tuşuna tıklayın ve hayata olumlu baktığımız tarafta her gün yayınladığımız yeni videoları takip etmek için bildirimleri açın. Yeni yıl heyecan verici haberlerle geldi. Gökbilimciler derin uzaydan gelen 13 güçlü radyo dalgası patlaması keşfetti. Ancak bu keşfin en şoke edici yanı bu 13 güçlü radyo dalgası patlamasından birinin tekrar eden sinyaller yollamasıydı. Bu durum sıra dışı olarak nitelendirildi. Bu dalgalar dünyaya yaklaşık 1,5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir kaynaktan geliyor. Uzmanlar bu sinyalin kaynağını araştırmaya devam ediyorlar. Ancak bu gizemli sinyallere ışık tutan birçok teori var. Ama en baştan, yani güçlü radyo dalgası patlamalarından bahsederek başlayalım. Bu sinyaller evrende gerçekleşen en tuhaf olaylardan biridir. Bizim galaksimiz olan Samanyolu galaksisinin çok uzağından gelen radyo dalgalarının sinyalleridir. Her bir patlama yalnızca 1 milisaniye sürer. Güçlü radyo dalgası patlamaları ilk olarak 2007 yılında tespit edildi. Parkes Radyo Teleskobu'nun arşivlenmiş verilerini inceleyen gökbilimciler bu kadar geniş kapsamlı bir şey keşfetmeyi beklemiyorlardı. Bu verilerde yeni pulsarlar, yani manyetize nötron yıldızları arıyorlardı. Ancak bunun yerine tamamen yeni bir olay keşfettiler. Bu, 2001 yılında kaydedilen güçlü bir radyo dalgası patlamasıydı. O zamandan beri gökbilimciler, Avustralya'da bulunan Parkes Teleskobu'ndaki arşivlenmiş verilerden 6 radyo dalgası kaynağı daha keşfettiler. Bir başka patlama ise Porto Rico'da bulunan Arecibo Teleskobu'nun arşivlenmiş verilerinde bulundu. Ocak 2015'te bilim insanları ilk kez güçlü bir radyo dalgası patlamasını canlı olarak gözlemledi. Gözlem yeri ise Avustralya'daki Parkes gözlemeviydi. Gökbilimciler her gün bunun gibi binden fazla patlama olduğunu düşünüyor. Ancak bunlardan sadece çok azı tespit edilebiliyor. Ancak bu durum çok yakında değişebilir. Ağustos 2017'de Chime Teleskobu'nun inşası tamamlandı. İsminin açılımı Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi anlamına geliyor. Evet, kısaca Chime demek daha kolay. Bu devrimsel teleskop Kanada'da bulunan Dominion Radyo ve Astrofizik Gözlemevi'nde yer alıyor. Chime Teleskobu herhangi bir hareketli parçaya sahip değil. Evrende en fazla bulunan element olan hidrojeni haritalamak için yapıldı. Bu işlem, bilim insanlarının evrenin genişlemesini hızlandıran karanlık enerjiyi daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Bu sıra dışı yeni cihaz, 91,4 metre uzunluğunda 4 adet sabit yarı silindirik antene sahip. Bu antenler görünebilir gökyüzünü 7/24 tarayabiliyor. Teleskop, 400 ila 800 MHz arası oldukça geniş bir frekans aralığına ve 200 dereceden fazla geniş bir görüş alanına sahip. Tüm bu özellikler, Chime'ın güçlü radyo dalgası patlamalarını yakalamak için kullanılan teleskopların en iyisi olmasını sağlıyor. Bu eşsiz cihaz yakınlarda yeni sinyaller keşfetti. Gökbilimciler teleskobun günde bir düzineden fazla radyo dalgası patlaması yakalayabilmesini umuyorlar. Aletin devasa boyutu ve gökyüzünün çok geniş bir bölümünü gözlemleyebilme yeteneği sayesinde gökbilimcilerin umutları gerçeğe dönüşebilir. Büyük ihtimalle bilim insanları bu gizemli dalgalar hakkında daha çok bilgi edindiklerinde bu olayın doğasını çözebilecekler. Şimdi Chime teleskobunun tespit ettiği 13 güçlü radyo dalgası patlamasına geri dönelim. İlginç bir şekilde bu 13 dalganın frekansı şimdiye kadar keşfedilenler içinden en düşük olanlarıydı. Aynı zamanda bu frekanslar daha önce keşfedilenlerden daha belirginlerdi. Bu durum araştırma ekibinin bu düşük frekansın sinyalin geldiği kaynağın içinde bulunduğu çevreyle alakalı olabileceğini düşünmelerine neden oldu. Son zamanlarda keşfedilen güçlü radyo dalgası patlamaları diğerleri kadar uzak mesafelere erişemiyor. Ama radyo dalgaları dünyaya gelirken plazma ya da sıcak gaz bulutlarının içinden geçiyorlarsa değişime uğruyor olabilirler. Bu sebeple bu 13 sinyal, kendi galaksilerindeki türbülanslı bölgelerde ortaya çıkmış olabilirler. Örneğin, yüksek yoğunluğa sahip süpernova kalıntılarının bulunduğu bir yerden ya da yakınlardaki bir kara delikten gelmiş olabilirler. Ancak durun, bu yeni sinyallerle alakalı başka bir gizem daha var. Bu sürekli tekrarlayan güçlü radyo dalgalarının yapısı, bilim insanlarının daha önce gözlemleyebildiği tek kendini tekrar eden sinyal olan FRB 121102 sinyaline şoke edici derecede benziyor.
Öte yandan tekrar eden bu yeni sinyal, önceki sinyalden biraz daha belirgin. Bu durum mesafeyle alakalı olabilir. Bu sinyal diğerinden 1,5 milyar ışık yılı daha yakında. Ne yazık ki şu anda araştırmacıların ellerinden bu radyo sinyallerinin geldiği bölgeleri Chime ve diğer teleskoplar yardımıyla izlemekten başka bir şey gelmiyor. Tek ya da kendini tekrar eden sinyallerin farklı cisimlerden gelip gelmediğini bulmaları gerekiyor. Araştırmacılar Chime teleskobunun sinyalleri keşfettiği esnada tam kapasiteyle çalışmıyor olmasından ötürü kendilerini umutlu hissettiklerini söylüyorlar. Bu yüzden araştırma ekibi teleskobu tam güçle çalıştırınca bulabilecekleri diğer veriler konusunda oldukça heyecanlı. Gökbilimciler günümüze kadar güçlü radyo dalgası patlamalarının sebebini henüz bulabilmiş değiller. Ancak bu konuda bazı teorileri var. Çarpışan iki yıldız. Olasılıklardan biri iki nötron yıldızının çarpışmasıdır. Kanada Montreal'deki McGill Üniversitesi'nden gökbilimci Dr. Srihash Tendulkar bunun en mantıklı açıklama olduğundan emin. Ancak bu teori sadece bir kez görülen radyo sinyallerine bir açıklama getirebiliyor. Çünkü yıldızlar çarpıştıkları zaman çarpışmanın etkisiyle parçalanıyorlar. Bu yüzden bu çarpışmadan kendini tekrar eden radyo dalgası patlamaları ortaya çıkamaz. Diğer yandan son yıllarda yaşanan radyo dalgası patlamalarının büyük çoğunluğu ise sadece bir kez gözlemlenebildi. Sonra kayboldular. Peki ya kendini defalarca tekrar eden iki sinyal? İşte onların başka bir açıklaması olabilir. Kara delik. Birçok gökbilimci güçlü radyo dalgası patlamalarına kara deliklerin de dahil olduğunu baz alan bu teoriyi destekliyor. Bazı uzmanlar güçlü radyo dalgası patlamalarının bir nötron yıldızının bir kara deliğin içine çekilmeye başladığında ortaya çıktığına inanıyor. Diğerleri ise bunun kara delik karanlık madde ile çarpıştığında gerçekleştiğinden eminler. Bir başka teori ise bir kara deliğin kendi içine çöküşü gerçekleştiğinde güçlü radyo dalgaları yaydığı yönünde. Eğer radyo dalgalarını oluşturan elektromanyetik dalgaların belirli bir düzeni takip ettiklerini biliyorsanız bu teoriler kulağa oldukça mantıklı geliyor. Bu dalgaların inanılmaz derecede güçlü bir manyetik alandan gelebiliyor olabileceğini gösteriyor. Bu tarz bir bölge örneğin galaksilerin merkezinde yer alan devasa kara deliklerin etrafında bulunabilir. Dönen bir nötron yıldızı. Güçlü radyo dalgası patlamalarının kaynağının dönen nötron yıldızları olduğunu düşünen bir grup bilim insanı var. Amsterdam Üniversitesi'nde görev yapan doçent doktor Jason Hassels bu teoriyi destekliyor. Tekrarlayan bir radyo dalgası patlamasının kaynağının dönen nötron yıldızı olabileceğini söylüyor. Dalganın kaynağının bulunduğu yerde toz ve gazı emerek büyüyen bir kara delik gibi inanılmaz bir manyetik alan olması gerekiyor. Ne yazık ki bilim insanları henüz ne tür bir fiziğin böyle bir aktif radyo patlamasına yol açtığını bulamadı. Blitzer. Blitzer kendi ağırlığını taşıyamadığı için çöken ve ortaya yeni bir kara delik çıkaran dönen nötron yıldızlarıdır. Teorik olarak bu süreç güçlü radyo dalgası patlamalarının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Ancak öte yandan böyle bir şeyin olması yıldızın ölmesi demektir. Bu sebeple bu olay tekrarlayan sinyallerin kaynağı olamaz. Uzaylı uygarlığı. Çoğu güçlü radyo dalgası patlamasının kaynağı tamamen doğal. Ancak bazı insanlar tekrarlayan sinyallerin bir uzaylı uygarlığının ürünü olduğuna inanıyor. Bu fikri destekleyenler bu dalgaları dünya dışı yaşamın kanıtı olarak görüyor. Diğer yandansa Kanada Vancouver'daki British Columbia Üniversitesi'nde görev yapan astrofizikçi Dr. Ingrid Stairs bunun pek de mümkün olmayan bir olasılık olduğunu söylüyor. Bu sinyaller farklı yönlerden geliyor. Bu da demek oluyor ki kaynakları farklı galaksilerde bulunuyor. Dr. Stairs, birbirinden uzakta yer alan farklı galaksilerdeki uzaylıların radyo dalgalarının aynı olamayacağından emin. Aynı olsalardı bile sinyalleri aynı şekilde kullanmazlardı. Bu nedenle Stairs bunun mümkün olmayan bir teori olarak görüyor. Sizin aklınıza en çok yatan teori hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmında paylaşın. Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hayata olumlu bakmak için abone olmayı unutmayın.